Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır diyor. Şimdi mecaz anlamda kullanılacak sözcük cümleye okuduğumuzda bağlamdan ve anlamdan asla kopmadan ne yapacak? Başka bir anlama gelecek. Gerçek anlamın tamamen dışında kullanılacak. Hatta soyut bir anlam kazanacak. O yüzden altı çizili kelime okumak yeterli değil. Bu sorularda ne yapıyoruz? Bütün cümleyi okuyup cümledeki anlama göre gerçek anlam mı, mecaz anlam mı, yan anlam mı diye bakıyoruz ve sözcüğün kendi anlamının dışında kullanılması kriterine dikkat ediyoruz. Peki A'ya baktık. Çocuk dengesini yitirince ağaçtan düşüvermişti demiş. Denge kelimesi burada. Bakıyorum başka bir anlama geliyor mu? Gelmiyor. O halde diyorum ki kelime kendi anlamını koruyor. Yani gerçek anlamda. Cebinden çıkardığı metal paraları kadına uzattı derken ne yapıyor? Cebinden gerçekten paraları çıkarıyor. Başka bir anlama geliyor mu? Gelmiyor. O halde diyorum ki ikide verilen cümlede de altı çizili sözcük gerçek anlamdadır şiirlerinde özlem, pişmanlık, karamsarlık temalarını işler demiş. E özlem kelimesi cümle içinde baktığımızda başka bir anlama geliyor mu? Gelmiyor. Kendi anlamını koruyor. Bir kişiyi özlemek anlamına değil mi? O halde diyorum ki gerçek anlamda sabırsız oluşu onu her seferinde hataya sürüklüyordu. Sabırsız olması yani sabrının olmaması demek başka bir anlama geliyor mu? Gelmiyor. O zaman diyorum ki bu da benim için gerçek anlamdadır. Meseleyi büyütmek, dallandırmak istemiyorduk hiçbirimiz cümlesinde. Büyütmek kelimesi, bir nesneyi büyütmek, bir cismi büyütmek, ne bileyim, bir ağacı büyütmek, çiçeği büyütmek anlamında değil. Burada meseleyi büyütmek, olduğundan büyük hale getirmek, belki abartmak gibi. Ne yaptı artık kelime? Boyut bir anlam kazandı, mecazi bir anlam kazandı. Kendi anlamının tamamen dışına çıktı. O yüzden benden istediği cevap E seçeneğindeki alt çizili kelime de var. Ve hatta şunu da görmeni istiyorum. Bak burada dallandırmak sözcüğünün de altına çizebilirdi. Meseleyi dallandırmak derken farklı farklı yerlere çekmek gibi anlama gelir. Onu da sorsaydı buradaki dallandırmak kelimesinin de mecazi anlamda olduğunu görmeni istiyorum. Ama benden istediği altı çizili kelime zaten çok net bir şekilde mecazdır. Kendi anlamının dışına çıkmıştır. O yüzden de cevabımız E seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert sözcüğü ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır diyor. Şimdi bu tarz sorularda dikkat edersen tek bir kelimeyi veriyor. E, bu kelimenin dört cümlede aynı anlama gelmesini bir cümlede farklı anlama gelmesini istiyor. Bu farklı olan e, kelimenin anlamını bulmanı istiyor senden. Cümleyi okuyacaksın çok dikkatli bir şekilde hangi cümlede farklıysa onu bulacaksın diyor. Efes'teki kazı sırasında sert bir cisme denk gelmek kazı çalışmalarını aksattı demiş. Buradaki sert bir cisim derken katı bir cisim anlamında. Dolayısıyla kelime katılık, berklik, sertlik anlamında kullanılmıştır. Bu kabağın kabukları çok sert derken ne yaptı? Kabukların sert olmasından, yani yine o cismin katılığından, sertliğinden bahsetti. Tırnaklarınız sertse kesmeden önce ellerinizi sıcak suya koyup tırnaklarınızı yumuşatın demiş. Tırnakların sertliğinden bahsetti. Katılığından o berkliğinden kırılması, kesilmesi, eğilmesi, bükülmesi güç olma durumu. Ki A, B, C hep aynı anlamda gördüğün gibi. Bu top çok sert olduğu için rahat bir şut çekemedim derken yine topun sertliği yani bir cismin sertliği aynı şekilde üstteki ifadelerde de aynıydı. Ne yaptı? Katı, berk kırılması, eğilmesi, bükülmesi, ezilmesi zor anlamlarında kullanıldı. Yani dikkat edersen dört seçenekte ne yaptı? Cisimlerin sertliğinden bahsetti. Ancak E seçeneğinde başka bir anlam var. Diyor ki E'de şimdiye kadar kimseye karşı herhangi bir sert hareketi görülmemiştir diyor. Şimdi sert hareketinin görülmemesi artık Burada cismin sertliği değil, dikkat et yukarıda hep cisimler vardı, burada hareketin sertliği yani kaba olması, insanların kalbini kırması, dönül kırıcı olması gibi artık anlamları karşılıyor. Dolayısıyla kelime dört anlamın dışında kullanılmıştır yani el seçeneğindeki kelime farklı anlamda kullanılmıştır diyebiliriz. toplamak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir araya getirmek anlamında kullanılmıştır? Bir araya getirmek. Yarın sabah erkenden kalkıp bu odayı biraz toplamak gerek. Yani ne yapmak gerek? Bu odayı dağınıklıktan kurtarmak gerek değil mi? Genç yaşına rağmen epey servet toplamış. Serveti ne yapıyor yani? Biriktiriyor. Biriktirmek anlamında kullanılmış. Biriktirmek. Peki doktora tezi olarak bir şairin bütün eserlerini, hatıralarını ne yapacak? Bir araya getirecek değil mi? Bir araya getirecek, düzenleyecek. Dolayısıyla buradaki anlam öncülde verdiği o bir araya getirmek anlamını karşılıyor. O yüzden cevabımız C görünüyor. Hadi bakalım bir an önce sofrayı toplayıp çayımızı içelim derken burada da sofrayı ne yapmak? Kaldırmak anlamında. Aynı anlam değil. Dün gittiğimiz piknikte kırlardan kucak kucak çiçek topladık derken çiçekleri ne yapıyorsunuz? Koparıyorsunuz, değil mi? Doğrudan aslında koparmak anlamında. Dolayısıyla C'de verilen anlam öncülde verilen anlamı doğrudan karşılıyor. O yüzden cevabımız C olmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Mecaz anlamda kullanılan sözcük gerçek anlamın tamamen dışında kullanılmalı. Cümleyi okuduğumuzda cümledeki anlamdan da yola çıkarak ne yapacağız? O sözcük yepyeni bir anlama gelmiş olacak, soyut bir anlam kazanmış olacak. Bu anlamın peşine düşüyoruz. Kulağı tırmalayan bu gürültüye müzik diyorlar derken tırmalamak burada değil mi? Bir şeyin tırmalaması anlamında değil. Bir kedinin tırmalaması, bir kadının, bir çocuğun tırmalaması gibi Değil. Çünkü burada kulağı tırmalayan, kulağı rahatsız eden anlamında dolayısıyla kelime kendi anlamının dışına kullanılmış. Cevap bu anlamda A görünüyor. Mecaz anlama gelmiş çünkü. Ağlanacak halimize gülüyoruz ne yapalım demiş. E buradaki gülmek kelimesi kendi anlamını karşılıyor. Hala koruyor o yüzden mecaz anlamdır. Daracık sokakları ile burası bizim eski mahallemiz derken sokakların dara yakın olmasından bahsetti. Küçültme eki almış ama kendi anlamını koruyor mu? Evet. Dolayısıyla kelime mecaz anlamda değil. Zamanında biz de az koşmadık buralarda derken gerçekten koşmak anlamında kullanmış. Kendi anlamını koruyor. O yüzden gerçek anlam. Geceleyin bomboş sokaklarda derken sokakların bomboş olması, kimsenin olmaması, hiçbir şeyin olmaması anlamında pekiştirmeli olarak kullanmış. Ama olabilir. Kendi anlamını koruyor mu hala? Evet. O yüzden gerçek anlamdadır. Dediğim gibi cevap A olmalı. Çünkü tırmalamak burada gerçekten tırnaklarını geçirmek anlamında değil. Artık rahatsız edecek duruma gelmesi anlamında kullanılmıştır. O yüzden de cevabımız A olmalı. Doldurmak sözcüğü yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır? Görev süresini doldurup tayin istemeyi düşünüyor cümlesinde. Doldurmak kelimesi cümledeki anlamı itibariyle baktığımızda ne yapmak? Yılını tamamlamak anlamında kullanılmıştır. Öğrenciler başvuru formlarını dikkatle doldurmalı derken ne yapıyorlar yani? O evraktaki boşlukları tamamlıyorlar. Yani boşlukları istenilen şekilde tamamlıyorlar. O başarılı ve bulunduğu mevkiyi dolduran biridir. Yani bulunduğu mevkinin hakkını veren biridir demiş. Çocuklarla ilgilenmek bütün gününü dolduruyordu, bütün gününü alıyordu. Yani bütün zamanını aslında ne yapıyor? alıyordu dedi. Dolayısıyla dört anlamda birbirinden farklı gördüğün gibi. Şu beyannameyi doldurun sonra da imzalayın demiş. E, beyannameyi doldurmakla başvuru formlarını doldurmak aslında aynı anlamda değil mi? Baktığımızda 2'de ve 5'te aynı anlam var mı? Var. Çünkü burada da sen ne yapıyorsun? Oradaki boşlukları istenilen şekilde tamamlıyorsun. Bir evraktaki boşlukları tamamlıyorsun. Bilgilerini yazıyorsun. Dolayısıyla aynı anlam ikinci cümlede de, beşinci cümlede de verilmiş. O yüzden cevabımız C olmalı. Şimdiden sözcü bu cümlede söz edilen bestecinin özellikle hangi yönünü belirtmektedir? Besteci yepyeni bir yorumla sunduğu, üstü bunu bütün yönleriyle yansıtan bu yapıtıyla oda müziğimiz için daha şimdiden bir kazanç sayılabilir demiş. Şimdi dikkat edersen şimdiden sözcüğü bu cümlede bahsettiği bestecinin çok başarılı olduğunu ancak bu başarılı olma durumunun şu anı bırak gelecekte de çok büyük başarılar vaat ettiğini anlatır. Dolayısıyla öncülde verilen cümlede tanıtılan kişinin evet başarılı olduğunu biliyoruz güzel ama özellikle demiş sana yani özellikle hangi yönünü vurgulamaktadır şimdiden kelimesi dediği için demek ki gelecekte çok daha büyük başarılar elde edeceğini vaat ediyor diyor. O yüzden de geleceğe dair mutlaka ne bulmamız gerekiyor? Doğru yanıt bulmamız gerekiyor. A'da diyor ki çok başarılı olduğunu Evet çok başarılı olduğunu düşünebiliriz bir, bu bestecinin. Ama özellikle dediği için ne yaparım ben? A'da verilen ifadeyi bir sen bir dur derim. Sen bir bekle orada. Peki herkes tarafından kabul gördüğünü bilmiyorum. Bundan hiç bahsetmedi. Ya da şimdilik kelimesi bunu karşılamıyor. Yenilikçi bir davranış sergilediğini mi karşılar şimdiden kelimesi? Hayır yenilikçi olması ile ilgili hiç böyle bir yargıda olmaz. Ama bak benim aradığım işte burada. Gelecekte daha başarılı olacağını bir öngörüdür bu. Sen ne yapıyorsun? Var olan başarılarından yola çıkarak o diyorsun bu şimdi böyleyse ileride kim bilir neler yapacak diyorsun. Dolayısıyla bu kelimenin anlamı D seçeneğinde çok güzel bir şekilde verilmiş. Cevap da o yüzden D görünüyor. Ama E'yi de okuyalım. Olağanüstü bir uyuma sahip olduğunu diyor. Böyle bir olağanüstülük, böyle bir uyuma sahip olma gibi anlam şimdiden kelimesinden çıkmaz. O yüzden de ne yapıyoruz? Cevabı D olarak alıyoruz. Tekrar söylüyorum A bizim için çok güçlü bir çeldiricidir. Ama e, şimdiden kelimesiyle ilgili özellikle vurgulanan şurada D'deki ifade varken ay işaretlemek tabii ki çeldiriciye düşmek olur. Dikkatli oluyorsun. Değişmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılıklı alıp vermek anlamında kullanılmıştır? Yani o sana bir şey veriyor. Karşılığında sen de ona bir şey veriyorsun anlamında kullanılmıştır diyor. Söz ver. Yüksek makamlara ulaşınca değişmeyeceksin. Yani kişiliğini, kimliğini ne yapmayacaksın diyor. Kaybetmeyeceksin diyor. Kişiliğini, kimliğini, karakterini korumak anlamında. Peki elektrik ve yol gelince bu şirin köy bayağı değişmiş. Bayağı farklı bir duruma dönmüş. Değil mi? Farklı bir duruma geçmiş anlamında kullanılmış. O halde yazdım farklı bir duruma geçmek. Senin sevindiğini gördüm ya bu an hiçbir şey değişmem. Bu anın yerine hiçbir şey koyamam diyorsun. Yerine hiçbir şey, hiçbir kimse değil mi? Getiremem diyorsun. Dolayısıyla yerine bir şey getirmek, getirememek anlamında cümledeki anlamı itibariyle. Hatıra olarak saklamak için onunla kolyelerimiz değişti. Ben ona kolyemi veriyorum. Ne yapıyor? O da bana kolyesini veriyor. Yani değiş tokuş yapıyorsunuz. O yüzden öncülde verdiği anlam doğrudan D seçeneğinde var. Cevapta D görünüyor. Adam işte işten kovulduğunu öğrenince adamın rengi değişti. Yani farklı bir ne yapıyor? Duruma geçiyor. Farklı bir renk alıyor. Dolayısıyla yukarıda verdiği anlam eminim artık D'de var. Cevap da bu anlamda D olmalı. Kapamak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde üzerinde durmamak anlamında kullanılmıştır? Ağız içeriğine baktığımızda pencereyi kaparken bir kere daha derin bir nefes çektim içime derken pencereyi kapamak açık durumdan ne yapmak? Kapalı hale getirmek. Peki market görevlisi hiçbir şey söylemeden konuyu kapamaya çalıştı. Konunun üzerinde durmadı diyor. E, dolayısıyla öncülde verilen anlam de var. Birçok insanı sakat bırakan çukuru sonunda bu sabah kapadılar. Yani içine bir şeyle doldurdular. İçine bir şey tıkadılar anlamında. Doldurmak diyelim buraya da. içine doldurmak. İkramiye çıkınca Adil Bey kasaba manava olan borcu da kapamış. Ne yapıyor borcu? Kapatıyor yani ödüyor. Hesabı kapatıyor. Borcunu ödüyor. Birkaç sayı çıkardıktan sonra baktılar olmayacak. Dergiyi kapatılarda da da ne yapıyorlar burada da yayın hayatına son veriyorlar. Yani çalışma hale getiriyorlar. Yayın hayatına son vermek, o işi bitirmek anlamında kullanılmıştır diyebiliriz. Son vermek. Peki benden istediği anlam doğrudan konuyu kapamak, nın üzerinde durmamak gibi anlamları olduğu için cevabımız B olmalıdır diyebiliriz. Durmak sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde gereken şartları hazırlayıp kendi kendine olmaya bırakmak anlamında kullanılmıştır? 1. Dağın kayalıklardan uzak, akarsuya yakın düz eteklerinde çadırlarımızı kurduk ne yapıyor? Çadırların parçasını bir araya getiriyor ve bir çadır inşa ediyorlar. Bir çadır oluşturuyorlar. Dolayısıyla buradaki ifade çadırın yapılmasıdır. İki saat içinde bize öyle bir sofra kurdu ki, öyle bir sofra hazırladı ki hepimiz şaşırdık kaldık. 3. Dünyanın en büyük imparatorluklarını kuranlardan biri de Türkler derken buradaki kurmak, inşa etmek, yapıyı oluşturmak, o devlet yapısını oluşturmak anlamında. 4. Yazdan kurduğum turşular tükenince kışın yeniden turşu kurdum diyor. Sen ne yapıyorsun turşuyu kurarken? Gereken şartları hazırlıyorsun ve onları sonrasında olmaya bırakıyorsun değil mi? Kendi kendine olmaya bırakıyorsun. Dolayısıyla benden istediği anlam dördüncü cümlede var. Zaman çok değişti. Artık dostluk kurmak, dostluk oluşturmak, dostluk e, o ilişkiyi sağlamak eskisi gibi kolay değil anlamında kullanmış bu cümlede de. O yüzden benden istediği anlam doğrudan dördüncü cümlede olduğu için cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Arka sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dağların arkasında küçük şirin köyler varmış cümlesindeki anlamıyla kullanmıştır. Öncelikle bu tarz sorularda tırnak içinde verilen kelime farklı farklı anlamlarda kullanılacak seçeneklerde. Ama bana diyor ki çok fazla dağılma diyor. Sana soru kökünde verdiğim cümledeki anlamın aynısı nerede varsa git onu bul diyor. Şimdi bu dağların arkasına küçük şirin köyler varmış derken buradaki arka sözcü dağın önü, dağın arkası gibi doğrudan yön anlamında mı baktığımızda Evet. O zaman ön kelimesinin karşıtı olan arkayı seçeneklerde bulacağım ve işaretleyeceğim. A'ya baktım. Ona kaç kere arkamdan gelme dedim ama beni dinlemedi. Arkamdan derken ardımdan gelme, peşi sıra gelme, beni takip etme diyor değil mi? O yüzden buradaki art peşi anlamında yani peşimden gelme, ardımdan gelme gibi bir anlam var. A ile aynı anlamda mı? Hayır değil. Televizyondaki filmin arkasını beklemeden kalktı, uyumaya gitti derken burada da devamı anlamında, geri kalan kısmı anlamında kanepenin arkasına yaslanıp rahatça oturdu demiş C'de. Burada da sırtınızı dayadığınız kısım anlamında. Yani o sırt dayanılan yer anlamında. Dolayısıyla yine arka yön anlamında, önün karşıtı anlamında değil. Çocukken bulutların arkasında. Bak şurada bir bulut da olsun. Şöyle güzel buraya beyaz bulutlar çizelim. Bu bulutun önü ve arkası. Ne yapıyor? Ön kelimesinin karşıtı olan arkayı işte doğrudan D seçeneğinde veriyor. O yüzden o aynı anlamdadır, oradaki anlamıyla kullanılmıştır, özdeştir kullanım anlamı itibariyle dediğinde doğrudan ne yapıyoruz? Eşleştiriyoruz. Peki hastalığın sırasında telefonların arkası kesilmedi. Burada ise telefonların devamı kesilmedi, sürekli arayanlar olduğu gibi devam anlamında, peşe sıra anlamında kullanılmış. O halde benden istediği cevap çok net bir şekilde D seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde boğmak sözcüğünün anlamı ile kullanımı birbirine uymamaktadır diyor. Olumsuz soru köküne dikkat ediyoruz. A. Silik bir duruma getirmek, bastırmak. Bu kadar bağırmanın sebebi kalabalığın sesini boğmak içinde yani kalabalığın sesini bastırmak içinde karşılıyor. Tamamıyla kaplamak, sarmak demiş B'de. Ampulün kör ışığı dükkanı alaca bir loşluğa boğmuştu. Yani dükkanı sarmıştı, kaplamıştı anlamında bu loşluk. Dolayısıyla anlam olarak B'de de karşılıyor. C, rengi uygun düşmemek. Koyu yeşil renk odayı boğmuş ve çirkin göstermişti. Yani koyu yeşil renk odanın rengine uygun düşmemişti diyor. Dolayısıyla C'deki anlamla kullanımda uyuşuyor. Bir canlıyı soluk almasını engel olarak öldürmek demiş. Zavallıyı az kalsın gırtlağından yakalayıp boğacaktı. Az kalsın ne yapacak? Soluk almasını engelleyecek ve öldürecekti diyor. Dolayısıyla D'de verilen kullanımla anlamda uyuşuyor. E'ye baktığımızda çok uğraşarak bir şeyin fazlasına, fazlaca yapmak yani bir şeyi fazlasına erişmek demiş. Adam elindeki saman saplarını acele acele patosu atıp motoru boğdu. Şimdi buradaki motorun boğulmasıyla çok uğraşarak bir şeyin fazlasına erişmek anlam olarak birbirini karşılamaz, birbiriyle uymaz. Çünkü motorun boğulması dediğimiz şeyde ne yapıyor? motorlu taşıtlarda akaryakıtı sen fazla verdiğinde ne yapıyorsun? Motoru çalışamaz hale getiriyorsun. Dolayısıyla buradaki motorun boğulması o motorun çalışmaz hale gelmesidir. Anlam olarak baktığımızda çalışmaz hale getirmektir. Ama anlam olarak verdiği çok uğraşarak çok değil mi? Israrcı olarak bir şeyin fazlasına erişmek anlamını nasıl örneklendirebiliriz? Mesela tatlı bir çocuk gördük. O çocuğu öpücüklere boğabiliriz. Eğer öpücüklere boğmak gibi bir ifade verseydi doğrudan TDK'nin sözlük anlamında da bu anlamı bu örnekle verdiğini görecektin. Dolayısıyla öpücüklere boğmak ne yapıyorsun? Çok uğraşarak çocuğu öpeceğim öpeceğim diyerek onun fazlasına yarışıyorsun. Dolayısıyla böyle bir anlamı karşılayan bir örnek şu olabilir. Ama bu anlam kesinlikle bu kullanımla uyuşmuyor. O yüzden de cevabımız E seçeneği görünüyor diyebiliriz. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamın dışında kullanılmıştır? Yani mecaz anlamda kullanılmıştır diyor bana. Deneme dilinde çeşitli bilim, felsefe ve sanat dallarına ait terimlere yer vermekten ziyade halk çoğunluğunun ortak günlük konuşma dilinin düşünce diline dönüştürülmesi çabası hakimdir. Şimdi cümleyi okuduk. Çünkü bir kelimenin gerçek anlamda ya da mecaz anlamda olup olmaması cümledeki kullanımına göre değişebiliyor. O yüzden sadece altı çizili kelimeye bakmak yeterli olmaz. Bizi riske atar, kesinlikle çeldiriciye düşürür. O yüzden ya cümleyi okumakta ya da altı çizili kelimeden bir önceki bir sonraki kelimeye bakmakta fayda vardır. Birinci kelime dikkat edersen dille ilgili üslubu, biçemi karşılayan yani yazarın dil özelliklerini karşılayan bir kelimedir. Dolayısıyla gerçek anlamın dışında kullanılmamıştır. Sanat dallarına derken sanat alanlarına, sanat kollarına gibi bir anlam karşılamakta. Buradaki kelime de olsa olsa yan anlamdadır. Ama gerçek anlamını biraz da olsa bağlantısını devam ettiriyor. Dolayısıyla burada da gerçek anlamın dışında bir kullanım yoktur diyebiliriz. 3 numarayla verilen günlük kelimesine baktığında günlük konuşma dilinin demiş. Yani gündelik hayatta kullanılan konuşma dilidir. Dolayısıyla yine kendi anlamını koruyor. Mecazi bir anlama gelmiyor. Gerçek anlamın dışında kullanılmamıştır. Ancak Denemede bilimsel yazılardaki kuruluk ve şematiklik bulunmaz derken buradaki kuruluk yazılardaki kuruluk bir çamaşırın kuru olması, bardağın kuru olması anlamında değil. Buradaki kuruluk artık estetikten uzak olması, edebi söylemlerden uzak olması, böyle biraz daha etkileyicilikten uzak olması anlamındadır. Dolayısıyla kelime kendi anlamının dışında kullanılmış, yani gerçek anlamın dışına çıkmış ve mecaz anlam kazanmıştır. O yüzden cevap 4 görünüyor. Düşünce, şiirsel, akıcı, samimi bir üslupla okura sunulur derken samimi de içten demek zaten olduğu gibi demek. Dolayısıyla burada da gerçek anlamın dışına çıkma yok. O yüzden cevabımız eminiz. 4 numarayla verilen kelime olmalı. Altı çizili sözcüklerin bu düzelerdeki anlamı aşağıdakilerden hangisine sırasıyla verilmiştir? Hiçbir şeyden çekmedi dünyada nasırından çektiği kadar, hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Şimdi bu dizelerde altı çizili sözcüklere baktığımızda çekmedi ve müteessir kelimelerin altının çizildiğini görüyoruz. Hiçbir şeyden çekmedi derken hiçbir şeyden bu kadar rahatsız olmadı, hiçbir şeye bu kadar katlanmadı, hiçbir şeye bu kadar dayanmadı gibi bir anlam var. Dolayısıyla katlanmak, dayanmak, tahammül etmek gibi anlamlar verdiğini görebiliriz. Doğru mu? Peki ikinci çizilen kelimeye baktığımızda müteessir diye Arapça bir kelime vermiş. Müteessir kelimesi üzüntülü anlamındadır. Doğrudan sözlük anlamı üzüntülü olma durumu. O halde benden istediği anlam hangi seçenekte varsa onu işaretliyorum. Kartıda ağırlığı olmak etkilenmiş. Aa, olamaz. Taşıma gücü olmak canı sıkılmış. Bu da olamaz. Güç durumlara dayanmak, katlanmak. Evet, benden istediği bu. Üzülmüş, üzüntülü. Gördüğün gibi C seçeneğinde iki anlamı birden görüyoruz. Almak, vurmak, sıkılmış, sıkıntılı. Bir duyguyu içinde yaşatmak, acı çekmek. Yani üzüntülü anlamını hiçbir yerde vermemiş ve dayanmak, katlanmak, tahammül etmek anlamını da vermemiş. Sadece C seçeneğinde var. O yüzden cevabımız C olmalıdır. Gerçek anlamlı sözcükler kimi zaman bilimsel ya da somut alanlardan birine özgü bir kavramı karşılamak amacıyla kullanılırlar. Buna göre perde sözcüğü 1. Oyunun iki perdesi de birbirinden de. 2. Haas ördek gibi hayvanlar perde ayaklar sınıfına girer. 3. sazın perdelerine her dokunuşunda salondan bir alkış kopuyor. 4. olgun insan gönül gözündeki perdeyi kaldırabilendir. 5 dedesinin gözüne inen perde ameliyatla alınacakmış. Cümlelerinin hangisinde bu amaçla kullanılmamıştır diyor. Şimdi öncüldeki şu bilgi çok kıymetli. Kimi zaman gerçek anlamlı kelimeler bilimsel ya da somut alanlardan birine özgü bir kavramı karşılayacak şekilde kullanılabilir. Ki biz bunun aslında burada verilen özelliğin terim anlama gel karşılık geldiğini bilmeliyiz. Dolayısıyla dört seçenekte terim anlamda kullanılmış bir kelime göreceğiz. Perde kelimesini göreceğiz. Bir cümlede kelime artık terim anlamda olmaz, gerçek anlam olur, mecaz anlam olur. Bu anlamda neredeyse gidip onu bulup işaretleyeceğiz. Birinci cümlede perde kelimesi doğrudan tiyatro isimgeler, Çünkü tiyatrodaki her bir perde oyunun bir bölümünü karşılar. Dolayısıyla perde kelimesi ne yapıyor? Somut alanlardan birine özgü bir kavramı karşılıyor. Kaz, ördek gibi hayvanlar perde ayaklar sınıfına girer cümlesinde perde bu kaz, ördek, penguen gibi hayvanlarda parmakları birbirinden ayıran zar anlamındadır. Dolayısıyla burada da ne yapıyor? Biyoloji ile ilgili bilimsel bir kavramla ilgili ne yaptı? Ee, kullanıldı artık. Terim anlama geldi. Sazın perdelerine her dokunuşuna derken perdeler nedir orada? Notaların bulunduğu yeri simgeleyen bir sınırdır. Dolayısıyla perde kelimesi 3. cümlede müzikle alakalı bir terim anlamda kullanılmıştır olgun insan gönül gözündeki perdeyi kaldırabilendir derken burada artık böyle terim anlamda kullanılmış bir kavram yok. Değil mi? Perde kelimesi burada. Yani görmeyi engelleyecek duygusallık anlamında. Yani senin gerçekleri görmeni engelleyecek bir unsur var gönlünde. Eğer diyor bu gerçekleri görmeni engelleyecek unsuru, işte o duyguyu def edersen diyor olgun insan olursun diyor cümlede. Dolayısıyla buradaki kelime benim istediğim yukarıda vermiş olduğu dört anlamın dışında kullanılan bir anlamdır. Dedesinin gözüne inen perde derken buradaki perde de Türk Dil Kurumu buradaki kelimeyi doğrudan katarakt olarak veriyor. Yani tıp terimi olarak veriyor. Dolayısıyla 1, 2, 3, 5 numarayla verilen cümlelerde perde kelimesi öncüldeki anlamı karşılamakta bu amaca uygun kullanılmakta. Ancak dörtte verilen cümlede kelime doğrudan mecaz anlama gelmektedir. O yüzden de cevabımız 4 yani D seçeneği olmalıdır.